Merhaba arkadaşlar, Açık Lise'de mutlak değer konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şevval, bir önceki derste biz mutlak değerin tanımı öğrendik. Ne demiştik cümle olarak? Arkadaş, mutlağın içerisine bakarım. Önce amacım neydi benim? Mutlak değer çizgisini kaldırmak. Çizgiyi kaldırmak için ne yapıyordum? İçeridekine bakıyorum. Eğer içerisi pozitifse aynen çıkarıyorum. Negatifse her terimin ters işaretlisini çok çıkarıyorum. Çok güzel bu. Şimdi bundan dolayı şu geldi. Bazen öğrencilerim soruyor. Hocam diyor, bu işaret veya değer var. Yani bir şeyin önünde eksi olması negatif demek değil mi? Onların birazcık açıklama yapma gereği duydum. Şimdi işaret. İşaret nedir dediğimiz zaman arkadaşlar, işaret sayının önünde bulunan semboldür. O zaman işaret bir sembol. Sadece bir semboldür. Peki ne diye verilir bu sembol? Artı veya eksi. Ya da eksi. Ama lütfen buna pozitif negatif demeyin. Yani artı, işaret eksi. Bu baştaki artı ya da eksi olması pozitif negatiflik belirtmiyor. Belirtmiyor. Sadece buna bir sembol. Edelim. Aynen o şekilde. Bak yine aynen'i kullanıyorum. O zaman önünde artı varsa artı, işaret nedir biliyor musun günlük hayatımızda? Nedir? İşaret, şöyle basit bir örnek vereyim. İşaret deyince aklına şu gelsin. Kişinin ünvanıdır. Mesela Doktor Şevval. DR'deki oradaki sembole denk geliyor işaret. Peki değer nedir? Kişinin karakteridir. Yani ahlaki değer ya da karakter, yaşantı tarzıyla bakıldığında yani buna değer diyoruz. Yani içselleştirdiği şey, içinde olan şey değer. Bu şekilde. Ama işaret sadece bir görünüştür arkadaşlar. Görünüştür. O yüzden ne diyeceğim ben işarete? Sayıların önünde görünen şeylerdir. Artı ya da eksi. Ama değerler görünen değil, kontrol etmeniz gerekiyor. Peki değer nedir dediğim zaman? Sayının sıfırdan büyük. Ve bu şekilde gösterilir. X büyüktür sıfır. Anlamı pozitif. Pozitif değerli. Sayının sıfırdan küçük. Negatif oluyor. Bu şekilde verilir. Buna da bakalım. Buna da biz negatif deriz. Sayının sıfıra eşit olması ise x eşittir sıfır. Buna da nötr. Nötr demişiz. Başak. Veya da ben yalnız yazmışım. Şimdi Başak'a da suç bulmayalım. Öyle mi? Peki. Böyle yazılmıyor değil mi? Bak yanlışa yanlışla yazdık. Nötr diye. Türkçem biraz benim şeyle biliyorsun şey var. Türkçe şimdi buradan. Sayının, Ahmet Hoca'ya da sevgiler bu arada. Sayının hem değeri hem de işareti bilinirken, işte öğrencilerimizin karıştırdığı nokta bu. Hocam diyor ya, olur mu diyor ya, bunun önünde eksi var diyor, bu negatif olması gerekmiyor mu? Arkadaş, o sayılarda net bellidir. Yani şunu diyorum. Şimdi şöyle bir soru sorsam sana. Eksi 5 belli, önünde eksi var. Bu işaretidir ama sayının yeri de belli. Sıfırdan küçüktür. O zaman sıfırdan küçük olduğu için ne diyeceğim ben buna? Negatif. Negatif sayı. Cümlem şu. Sayılarda şey var. Negatiflik, pozitiflik aynı anlama geliyor gibi düşün. Değil ama. Yani sayının önünde eksi varsa anlamı negatif. Artı varsa anlamı pozitif. Ama harflerde işte bu gidiyor. Harflerde sadece isimleri görülür. Ne, yani ne şu. Görülür? Sadece işareti görülür. İsim dediğimiz, kastettiğimiz işarete bakıyorsun. O zaman harfin önündeki işaret bellidir ama değeri belli değildir. Yani şu, işte bizim öğrencilerin en çok karıştırdığı nokta bu. Hocam diyor, demin de yazdık ya, bu ne demek? O negatif. Bu da negatif değil mi hocam? Değil. Neden? Neden değil? Şundan dolayı değil. Şimdi bunun işareti eksi. Peki bunun yerini biliyor musun sen? Eksi 5 nerede? Sıfırın altında mı, üstünde mi? Altında. O zaman negatif demektir. Yani işareti eksi ama sonuç negatif. Peki bunun işaretine bakalım. İşaret eksi, ne? Eksi. Negatif yani. Hayır. İşaret eksi. Eksi. Sadece işareti eksi diyoruz. Peki bu x nerede? Nerede? Yeri belli değil arkadaşlar. Yeri belli olduğu için bilinmez. Yani bunun değeri bilinmiyor. Kesinlikle harflerin değeri bilmez. Negatif. Bunu şöyle bir örnek versem. Aynen bu şekilde. Aynen yine kullanıyorum ya. Şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar size. Şey var. Benim iki tane dairem var. Dairelerimden biri 2 artı 1. Diğeri 6 artı 1. Böyle bir örnek verdim. İki dairem var. Biri 2 artı 1, biri artı 6 1. Dairelerimin özelliklerini veriyorum. 70 metrekare. 650 metrekare. 2 artı 1 eski. Bu da yeni. Bahçeli. Peki hangi dairem pahalı? Nerede olduğuna bağlı şimdi. Değil mi?
Öğrencilerin birçoğu der ki hocam 6 artı 1 pahalı. Arkadaşlar size sadece neyini verdim? Görüntüsünü verdim. Bakın 2 artı 1 küçük bir daire. 70 metrekare küçük. O yüzden görüntüsü negatif veriyor sana. Eksi diyelim. Negatif demeyelim, eksi. 6 artı 1 650 metrekare bahçeli bir daire. Oo süper. Görüntüsü pozitif. Bu dairem benim. İkisi de köyde. 6 artı 1 bizim köyde. Yozgat'ın bir köyünde. 2 artı 1 dairem de Ortaköy'de. Karar ver şimdi hangisi pahalı? İstanbul Ortaköy'deki daire mi pahalı, bu mu pahalı? O yüzden değerler hakkında yorum yapabilmeniz için nerede olduğunu bilmen lazım. Bu bizim için önemli. Anlaşıldı mı? O zaman ne diyoruz? Harflerde bilemiyorum. Nelerde biliyorum? Sayılarda bilemiyorum. Harfte bilgi vermesi lazım. Hemen gelelim. Peki hocam harfler veriliyor. Ona nasıl karar vereceğiz? Arkadaşlar YGS için ve açık lise için çok çok önemli. YGS için daha çok önemli, onu söyleyeyim. A artı B aynı değerlere sahipse, yani ikisi de pozitif, ikisi de negatifse yorum yapılır. Yani ben sana şunu desem. Şevval bana iki tane pozitif sayı topla, sonuç? Pozitif. İki negatif sayı topla, sonuç? Negatif. Negatif. Peki bir pozitif bir negatif toplarsak? Hangisinin büyük olduğuna bağlı. O yüzden direkt yorum yapamıyorsun. Büyüklük vermek zorunda. Peki iki sayının çarpımı ya da bölümü, bunlar aynı karakterde. İki aynı sayının ise, çarpımları aynı ise pozitif, pozitif olur. Farklı ise negatif olur diyoruz. Yani bölümde de öyle değil mi? Bölümde hocam de öyle. Artı ile artıyı çarparsak pozitif, eksi ile eksiyi çarparsak da pozitif. Zıt olursa negatif oluyor. İşte Şevval, bu çok çok önemli ve sorularda genelde bu gelir. Yani çıkarmalar arkadaşlar, buna dikkat et. Peki ne diyorum? Büyük sayıdan küçük sayı çıkarsa pozitif. Günlük hayatta da böyle değil midir? Sen aldığın paradan az para harcarsan cebinde paran kalır. Ama küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa negatif. Eksiye düşersin. Sen aldığın paranın fazlasını harcarsan borca girmiş olursun. Biz buna borç alacak yani da diyebiliriz. Yani mesela sınavda çözdüğüm sorudan, yani doğruların yanlışları götürdüğü bir sınavda çözdüğüm evet sorular. Açık lisede olmadığı için. Açık evet lisede yok. Yaptığım soruları eğer yapamadıklarımdan çoksa o zaman pozitif olur. Ama yapamadıklarım yaptıklarımdan çoksa eksiye düşerim. Eksiye düşersin. Bu şekilde de düşünebilirsin. Yani borç alacak ilişkisi dediğin gibi örnekte. Büyük sayıdan küçük sayı çıkarsa pozitif, küçükten büyük çıkarsa negatif. Kalıp önemli arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edelim. Hatta bunu alıp duvarda bir yerimize asalım. Çünkü çok sık kullanırız. Hemen geldi. Açık lisedeki bir soru tarzı şeklinde. Biz ne demiştik? Mutlak değer dönünce ne yapıyorduk Şevval? Ya burada maviye kullanabiliriz. İçeridekine bakıyoruz. Pozitif misin, negatif misin arkadaşım? Sorun. Sağlam mısın, yaralı mısın? Peki A sıfırdan küçük, B sıfırdan büyük olduğuna yani göre. Yani A burada ne negatif. Demek? Hemen sen yaz. A'nın negatif olduğunu. B'ler burada pozitif olacak. Çünkü yukarıda. Sıfırın üstünde, sıfırın altında. Hemen buraya bakıyorum. A eksi B. Çıkarmada ne demiştik arkadaşlar? Büyükten küçük çıkıyor. Küçükten mi büyük? Söyler misin? Büyükten küçük mü? Küçükten büyük mü? Küçükten büyük çıkıyor. O zaman K'den B çıkarsa sayımız ne olur? Pozitif mi, negatif mi? Negatif olur. Yaz oraya hemen bir negatif. Üste yaz bence. Ne demiştik? Her zaman eksi yaz. Eksi uğraşma. Eksi yaz. Tamam. Şöyle bir şey kullan. Çok uğraşmayalım. Peki A'mız ne bizim? Negatif. Zaten bu belli arkadaşlar, negatif. Hemen. Peki B'miz ne? Pozitif. Pozitif. Cümlemizi hatırlayalım. Artık ben bu zırhlardan kurtulmak istiyorum. Zırh varsa, mutlak varsa nasıl çıkartıyoruz? Eksi ise tersini yazalım. Eksi A artı B. Bütün cümlelerin tersi. Devam edelim. Eksi A. Ters işaretlisi. Ters tersi eksi A. Artı eksi zaten eksi yapar. O yüzden direkt eksi A yazıyorum. Devam edelim. B pozitifti. Pozitif. Aynen burası çıkıyor. Pozitifti. Aynen yazıyorum. Artı B. Hemen o zaman cevabım ne oluyor? Eksi iki tane B'miz var. Her zaman pozitifleri öne yazmak daha güzel. Eksi 2 A. Ya da eksi 2 A. 2 B. 2 B eksi A diyebiliriz. Hemen bakalım. Bir örneğimiz daha var. Bu sefer üçlü gelmiş. Gelsin üçlü, fark etmez. Tamam. Yine yapalım. Hadi. Olduğuna göre. Yardımcı ol bana. Şimdi bunlar negatif. Bu çok da pozitif. Çok güzel. Pozitif. Tamam. Neden negatif bunlar? Çünkü sıfırdan küçükler. Güzel. Sıfırın sol tarafındalar. O yüzden onlara negatif dedik. Peki bu soru mutlak değer sorusu olduğunu anladın. Evet. Çünkü. Nereden anladın? Şu sınırlar var. Tamam. Sınır demeyeyim ona. Duvarlar zırh, var. Sınırlar var. Tamam. Şimdi X ile Z'yi toplamışım. Toplamada neydi? Aynı işaretler varsa yorum yaparsın. Yani aynı değere sahipse. Bakalım X ve Z ne? X de negatif. X de negatif. İki negatif sayı toplarsam sonuç? Negatif. Negatif. Peki çıkarmada ne diyorduk arkadaşlar? Büyükten küçüğü çıkarırsam pozitif olacak. Çünkü X daha büyük bundan. Burası pozitif olacak. 2Z. Z negatif. O zaman zaten İkiye burası çarptığı zaman negatif, negatif olacak. Y'den X çıktı.
y büyük x'ten. Büyük eksi küçük. Yani büyükten küçüğü çıkartırsan pozitif, pozitif olur. O zaman yazdıktan sonra negatif gördüğünüzü tersini yazın. Hemen alalım. Eksi x. Eksi x. Eksi z. Eksi z. Artı x. Aynen yazıyorum. Eksi z. Eksi z. Buraya dikkat. Şimdi eksi var başında. Arkadaşlar bu ters çıkar. Doğru mu? Peki ters çıkan bir ifadenin önünde eksi var mı? Var. Artı. O zaman ne olur? Tersin tersi kendisi çıkar. Ya bunu şu şekilde yazın. Burası eksi iken burası da eksi 2z çıkar. Doğru mu? Bunu aynen alıyorum. Artı y eksi x. Eksi x. Eksi z. Eksi z. Artı x. Eksi z. Buraya dikkat artı ediyoruz. Artı 2z. İşte şu aşamayı yapmamak için eksi önünde de eksi var. Tersin tersi kendisi çıkar. Artı 2z diyorum. Artı y. Eksi x. Gidenler var mı? Aa, bunlar gitti. X. Başka var mı? Eksi 2z artı 2z var. 2z orada. Var. 2z'yi götürdü. Başka y, bir şey. X kaldı. Ne kaldı? Y eksi x kaldı. Olay bu şekilde. Anlaşıldı mı? Lütfen unutmuyoruz. Bu konuda önemli olan nokta ne? Sayılarda mutlağı çıkarmak kolaydır ama harflere içine bakmanız lazım. O yüzden lütfen dikkat. Önünde eksi varsa harfin bu negatif anlamına gelmiyor. Nerede olduğunu bilmek zorundasınız ve size bu şekilde bir kalıp verilmek zorunda sorularda. Evet arkadaşlar, mutlak değerin tanımını da bitirmiş olduk. Böylelikle bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.